Ne kolaymış sevdiğini söylemek. İnat edip yormayın birbirinizi. Senin gönlün düşmüş bu çocuğa. Kader anne ya. Kızım, bak çocuk karşına çıkmış. Açmış sana gönlünü. Sen duymazdan, görmezden gelmişsin. Bir de Cihan'ın tarafından bak. Ne kadar üzülmüştür. Hem yanlış da anlamıştır. Onda gönlün yok sanmıştır. Üzülmüştür. Bu ikinize de haksızlık değil mi? Git konuş artık. Kavuşun. Yok. Yok, ben konuşamam. Yani hem ne söyleyeceğim ki ben ona? Bana söylediğini, onu sevdiğini söyleyeceksin evlat. Yapamam. Ya olmaz, hem bu doğru değil ki. Neden olmazmış kızım? Sevmenin nesi yanlış? Hem sen dediklerimi iyi düşün. Bak, ürkek kuş gibidir sevda. Ne çok sıkmaya, ne boşlamaya gelir. Neyse. Evde bir şey kalmamış. Ben bir pazara uğrayacağım. Sen de bir şeyler olursa haber et, tamam mı? Görüşürüz. Hadi selametle. Cihaz sen... Leyla, ben seni seviyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl söyleyeceğim? Ben sana... Yok, yok, ben bunu yapamam. Ben sana... Of! Ben sana aşığım Cihan. Adnan Bey'in verdiği süre doldu. Yürü gidiyoruz, cezan kesilecek. Oğlum benim canımı sıkma. O patronuna da söyle, ben canım nasıl isterse öyle gezerim. Boşuna böyle emirler verip kendini yormasın. Cihan, çok yükselme. Sert çakılırsın yere. Düşünümü. Kanımla kirlettirme sokakları. Ulan bir değnekçi damgası yemediğimiz kalmıştı. Onu da yedik ya. Ya nasıl yakıştırdın şu çiçek gibi sıfatı ha? Kayınpederin gözleri vasat herhalde. Ya neyse, şimdi arabanın başından ayrılmayıp gelir paramparça eder çakallar. Sonra bir daha adama mahcup düşmeyek ki ya. Emre Bey'le konuşalım da eğer depozit işini halledersek tutarız evleri, tamam mı? İdare edeceğiz artık Süleyman abi. Öyle. Biraz bekleyelim falan ama olsun. İdare edeceğiz artık. Ulan var ya, şimdi bir yarım limon olacaktı. Sürecektik saçlara var ya, ışıl ışıl. Ondan sonra sen görürdün gerçek Kurti Prenses. Ama neyse, şimdilik kayınpederi oynamaya devam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vallahi siz gelene kadar arabanın başından ayrılmadım. Hatta bir ara sinek geçiyordu, onu bile yakaladım yemin olsun. Aferin sana. Evladım, bu araba benim değil. Ben de bu arabanın şoförüyüm ya. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olun efendim, sağ olun. Yine bekleriz. Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz efendim. Ulan güldü mü lan o bana? Yoksa aşk sarhoş mu oluyorsun be Kurti? Gülse ne olur be oğlum? Kızın şoförünü görmedin mi? Vezir-i Azam gibi. Çok yanlış ihaleye girdin, çok. Vallahi kalkamazsın bunun altından. Ama ne yapacaksın? Vuruldun bir kere güzelliğine. Gel de kurtul. Anlıyorsun beni değil mi? Melih'i artık bir yalanın ortasında bırakmak istemiyorum ben. Melih'in anne hasreti, benimse evlat hasretim bitsin istiyorum. Lütfen engel olma bana, ne olur. Olmaz Yiğen. Olmaz, bunu söylemeyeceğiz. Emre bak, benden bunu isteme, ben dayanamam. Bu benim için bir kabus olur. Bir kez bile anne kelimesini duymadan saçının teline hasret geçen yıllarımı düşün. Vicdanına sor. Peki senin vicdanın ne diyor Hicran? Melek gerçeği bilmese de senin yanında olmaya devam edecek. Ama benim hasretimi dindirebilecek bir evladım yok. Daha bunu sindiremeden ben Melek'i kaybedersem ne olur biliyor musun? Ben kahrolurum Hicran. Buna dayanamam.
Bak senden sadece biraz daha zaman istiyorum. Sadece biraz. Meleğin bu durumu kaldırabileceğinden emin olmam gerekiyor. Bak bu sana bencillik gibi geliyor olabilir ama inan değil. Hepimiz için en doğrusu bu. Ya biraz düşünsene. Senin için müjdeli olacak bu durum Melek için ne ifade edecek hiç düşündün mü sen? Ben sadece üçümüzün de koşulsuz şartsız mutlu olmasını istiyorum. Melek bunu öğrendiği zaman... ona destek olabilecek kadar güçlü olmak istiyorum. Seni benden başka kimse çok iyi anlayamaz Emre. Evlatla verilen sınavı bizden iyi kimse bilemez. Ama lütfen şunu unutma olur mu? Ne olursa olsun her koşulda Melek ikimizin kızı, bizim yavrumuz. Bana yardım edecek misin? En zor zamanlarımda sen yanımdaydın Emre. Mutlu olmam için elinden ne geliyorsa yaptın. Hem de daha fazlasını. O yüzden ben de aynı şeyi yapacağım bugün. Senin yanında olacağım. Teşekkür ederim. Benim evladım ölmüş Hicran. Ben bunu nasıl dayanırım ki? Dayanacağız. Birlikte atlatacağız. Ben senin hep yanındayım Emre. Artık önlerinde hiçbir engel kalmadı. Hiçbir kuvvet ayıramaz bu saatten sonra onları. Bir an önce kendimi kurtarmak zorundayım. Başımın çaresine bakmak zorundayım.